TV'de ekranlarına ve ikiz aynısı programına hepiniz hoş geldiniz sevgili izleyenler. Güzel bir hafta sonuyla sizlerle birlikteyiz. Partnerim Büşra Sönmez Işık'la birlikte. Her hafta olduğu gibi bu hafta da çok özel bir konuk bizlerle birlikte. Yaklaşık 50 senesini tiyatroya adamış usta tiyatro sanatçısı Nevra Serezli. Öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum kendisine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kızlar. Nasılsınız? Böyle iki kişi olunca şaşıyorlar değil mi? Bir değil iki. Ben alışkınım. Torunlarım var ikiz. Ay, biliyorum. Allah bağışlasın. Evet, besteyle bade onun için evet. Çok hoşuma gidiyor. Ama sizin kadar benzer değil onlar. Evet. Ya ikiz, tabii ben de yolda falan ikiz gördüğüm zaman böyle ayrı bir sempati duyuyorum. Mesela bebek arabalarında ikiz anlıyorum. İkiz olduklarını daha çabuk fark ediyorsunuz. Yalnız şeyi çok fark ediyorum ben. Çok farklı kişilikler. İkiz olmasına rağmen. Siz de öyle misiniz? Öyle diyorlar. Ha, yani. Ben şimdi sorguya önce sizden alalım evet. Soruları. Ama çok ilginç geliyor bana dünyalar. İlginç de. Herkese çok ilginç geliyor. Hayır abi. Dünyalarınızın evet. Yani birbirinize çok benzemeniz. Ama aslında olmanız, benzememek. Aslında mi? Benzememek nasıl oluyor bu? Yani bunun izahı çok zor oluyor. Aynı anda doğuyor, aynı aileye doğuyor, evet. Aynı. O zaman işte, biz de şöyle soralım değil mi Büşra? Yani biz ikiz içinde olduğunu biliyoruz evet. Ama ikiz babaanne olmak nasıl bir duygu? Yani ikiz dünya tatlısı bir değil şey. Mi? O kadar çok istedim ki torunumun olmasını. Ne Allah güzel. Bana maşallah. İki tane birden verdi. Kız olmasını hep çok istiyordum. İki oğlum var benim. Ha. Hep ömür boyu kızım olsun, saç tarayayım. Tokalar takayım istiyordum. Allah, şimdi çocukları zorla yani. Önüme oturtuyorum. Çeşit çeşit tokalar alıyorum. Saçlarını tayıyorum. Fronklar yapıyorum. Onlarla eğleniyorum. Allah bir değil iki tane vermiş o zaman size. Üç tane aslında, bir de küçük torunum var. O da kız. Ah, maşallah. Evet, ama onun daha saçı yok. Onun için onu tarayamıyorum. 6 aylık. Aslında şöyle, tabii sizin son heyecanınızdan başlayalım evet. isterim Hı-hı. ben. 20 Mart'ta dediniz. 22 Mart mı demiştiniz? 20 Mart'ta vizyona giriyor. Kocan kadar Konuş adlı filmimiz. Ezgi Mola ile Murat Yıldırım'ın oynadığı, BKM'nin çektiği. Onlar da çok başarılı oyuncular. Çok tabii başarılı, ki. Çok güzel bir romantik komedi diyeyim. Şebnem Burcuoğlu'nun yazdığı Kocan Kadar Konuş diye bir kitap varmış. Evet. Gençler çok büyük sükse. Yani nasıl diyeyim, evde kalmış kızların 30'un üstüne geçenleri ilgilendiren bir konu. Evet. Tabii bestseller olmuş hemen. BKM'nin de ilgisini çekmiş, bunu film yapmak istemiş. Ben orada anneanneyi oynuyorum ve çok evet. tatlı bir anneanne, böyle kırmızı rujuyla, ojeleriyle, bakımlı. İzmir'den gelmiş, böyle hani her şeye karışan, ikide bir de kızım üstüne başına bak, rujunu sür, saçını tara, yoksa bakımlı evde kalacaksın. İlgili bir anneanne. Hani diyen tipler vardır ya, evet. onun gibi. Ama herkesi çok ilgilendirecek. Çünkü kadınlar dünyasını anlatıyor ve aile etkisiyle hani gençlerimizi nasıl yönlendiriyoruz ki her evde oluyordur bu kesinlikle. Öyle oturma kızım, onu dar giyme kızım, saçını dara kızım, şunu yap kızım, bunu yap kızım. Onları anlatıyor film. O yüzden herkesi ilgilendirecek. Çok keyifli bir proje evet, oldu. O zaman gişesi bol, yolu açık olsun. İnşallah beğenilsin, sevilsin. Hani gişe tabii başka tarafı ilgilendiriyor. Bizim tarafı, hani oyunculuk tarafını ilgilendiren, filminizi gördüm, doğru, çok eğlendim. Doğru, çok güzel çekmişsiniz demeleri. Evet, bir oyuncu için en güzel şey izlenmek olsa gerek. Evet. İzlenmek tabii ki. Evet. Yani bu tamamen hani reyting olayı gibi, gişenin çok olması filmin çok kaliteli olduğunu göstermiyor. Evet, doğru diyorsunuz. Ya da az gişeli bir filmin kalitesiz film olduğunu da göstermiyor. Doğru. Öyle çok güzel sanat filmleri var. Ama sinemada iş yapmıyor ama sen hayran hayran seyrediyorsun sinemada. Evet. Nevra Hanım, aslında ben sizi böyle biraz gerilere getireceğim. Şundan dolayı sizin çok güzel bir hikayeniz var. Başarı dolu hikayeniz evet. var. Onun bir videosunu izleyeceğiz. Böyle bir biyografi videosu. Sonra sohbetimizi kaldığımız güzel. Yerden devam çok edeceğiz. Çok sevinirim. Evet. İzliyoruz efendim Nevra Serezli. Nevra Serezli, 1944 yılında Ankara'da doğdu. Serezli, küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa sempati duymuş ve eğitimini de bu yönde almaya karar vermiştir. İlk eğitimini Türkiye'de Robert Koleji'nde aldıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde tiyatro eğitimi almaya gitmiştir.
Eğitimini tamamladıktan sonra tekrar ülkesine dönmüş ve ünlü Dolmen Tiyatrosu'nda ilk iş kariyerini profesyonel olarak gerçekleştirmiştir. ...1971-78 yılları arasında eşi Metin Serezli ile çalıştı. Ayrıca dublaj sanatçılığı da yaparak TV reklamlarında rol alan Serezli, dizi filmlerde de oynadı. Serezli halen çeşitli projelerde yer almakta ve oyunculuk çalışmalarına devam etmektedir. Evet Nevra Hanım, aslında birkaç saniye sığıyor değil mi? Yani okuduğunda sığıyor ama bir 40-50 senelik bir ömür neredeyse. Bir de bana sor nasıl geçti diye. Şimdi bu şöyle önemsiyorum bunu. Her şey aileyle başlar demiştik evet, değil mi? Evet. Program başlamadan önce oradan girmek istiyorum. Sizin de tabii ki çok özel bir aileniz vardı. Çok bilinçli bir babanız vardı okuduğum kadarıyla söyleyebilirim. Ankara'da doğmuşsunuz, bir yaşınızdan beri bebekte oturuyorsunuz evet, değil mi? Evet, Ankara'da doğup bir yaşımda bebeğe geliyorum. Bebeğe geldiniz. Yani ben kendimi bildim bileli bebekli İstanbulluyum. Ankara gününü hatırlamıyorum tabii zamanını. Ankara doğumluyum ama tabii ki İstanbulluyum diye söylüyorum. Ben. Evet, bir de tabii kalabalık bir ailede büyüdüğünüzü de biliyorum ben. Evet. Mesleğinizi seçerken, çünkü önce balerin, sonra işte piyano çalmak istiyorsunuz. Böyle bir süreçten geçiyorsunuz aslında. Evet. Sanatın farklı farklı dallarıyla da ilgilisiniz de aynı zamanda. Ve mesleğinizi seçerken insanın ailesi etkili oluyordur diye de düşünüyorum. Nasıl etkili oldu? Yani etkili şöyle oldular, engel olmadılar. Ha, destek diyelim, oldular anlamında. Destek oldular. Babam çok entelektüel bir kimseydi. Yani klasik müzikle sabah başlardı. Daha küçük çocuktum. Bana bütün büyük ustaları, Mozart'lar, Beethoven'lar falan onları anlatırdı. Ve klasik Türk sanat müziği radyoda açılırdı. Ya da Batı klasik müzik dinlenirdi. Yani öyle bir çocukluktan kulak dolgunluğu. O yüzden de belki müzikalleri çok sevmem ve müzikallerde oynamam. Müzikle böyle iç içe olmam. Babadan geliyor diyorsunuz. Baba evet, çok kitap hastasıydı. Hı-hı. Çok kitap okurdu. Yani benim gözümde babam böyle hep bir koltuğunda elinde ya bir İngilizce, İspanyolca dergi bir şey ya da bir kitap olurdu. Yani öyle bir imaj var. Oyuncu olmanıza nasıl yaklaştı aileniz? Babanız belki müzisyen olmanızı isteyebilirdi. Ben tutturdum hep balerin olayım diye. Böyle resimlerim var. Perdenin önünde etek kaldırmışım. Pabuçların içine pamuk doldurup puanta kalkmış vaziyette. Fakat çok uzak geldi baleyle. Bebekte oturduğumuz yere gitmemiz o zamanki imkanlarla. O mecburen yarım kaldı. Sonra Amerika'ya gittiğimde modern bale dans dersi almıştım bir sene boyunca. Ukde'yi de getirdiniz herhalde. O içinizde ukde kalmadı. Evet, severim. Hala çok severim dans etmeyi. Gençliğimde çok dansa giderdik Metin'le. Ve hiç pistten inmek istemezdim. Kendim uydururdum dansları. Yani belli bir kalıba sokmazdım. O anda müzik içimden neyi getiriyorsa onu ortaya çıkarırdım. Bu galiba içten gelen bir şey. Yani dürtü gibi bir şey. Çok enteresan. Çünkü ilkokulun müsamereleri olurdu ya ilkokul bitirirken. Orada mesela bir mandolin çalıp bir şarkı söylemiştim. Santa Lucia diye bir şarkıyı ezberlemiştim. Hala bu yaşımda mesela orada sahnede karşısında bir sürü işte ebeveynler ve ben o ışıkların altında o şarkıya girişteki mutluluğumu ve yüreğimin pırpır edişini şu gün hatırlıyorum. Bak, şu gün hatırlıyorum. O böyle bir şey gibi, bağımlılık gibi demek ki insanda bir şey yapıyor. Bir de zannediyorum unutulmuyor. O çok, hayatın bazı durakları var. Hiç, ben unutmam. Onların hiç unutulmuyor değil mi? Unutmam. Yaşamaya devam ediyor evet, insan. Evet, ve ondan sonra koleje girip de işte ilkokulu öyle bitirdim. Koleje girip de hemen İngilizce piyesler, tabii daha İngilizce iyi konuşabilmek için öyle tiyatro oyunları falan yapılırdı. Hepsine katılıp rol ezberleyip orada arkadan geçeyim, bir şey yapayım, bir rol oynayayım. Ve dünyanın en mutlu çocuğu olurdum. Yani eve gidip bebekle falan oynamak değil. Böyle bu olayın içinde. Peki, o devam etti. Nevra Hanım, insan bir yeteneğin keşfedilme hikayesi olur. Çok başarılı sanatçılarımız var. Tiyatro olsun, müzik olsun, mutlaka bir yerde
keşfedildikten sonra ilerliyor yaşam öyküleri. Hı-hı. De öyle. Yani sanat öyküleri daha, hı-hı, doğrusu. Sizin öyle bir durağınız var mı? Mesela işte beni şu kişi keşfetti. Haldun Dorman. Çünkü hocamdı. LCC'de tiyatro kurslarına devam ettim. Burs alıp Amerika'ya gidememiştim tiyatro okumaya. Orada bari tiyatro kursuna yazılayım dedim. Tabii anormal, böyle inanılmaz bir kadro vardı. Haldun Taner, Seyit Mısırlı, Melih Cevdet Günday, Haldun Dorman, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, yani inanılmaz bir hocalar grubu. Ve orada tabii bütün sene ders yapıyorsunuz. Dersin sonunda, sezon bitince, Cengiz Han'ın Bisikleti diye bir, Refik Erduran'ın bir oyunu vardır. Yıllar 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 önce Haldun Dorman onu sahneye koymuş ve Ayfer Feray oynamış orada Gül Hanım rolünü. Dorman'ın 10. yılıydı sanıyorum. Onu tekrar koyacaklarmış sahneye. O Gül Hanım rolünü tekrar Ayfer Feray'a, Bodrum'daydı o sırada sanıyorum, teklif etmişler. Ben gelip artık oynayamam demiş Haldun'cum, çok zor falan filan demiş. Birden Haldun'un aklına ben geliyorum. Tabii yaşım biraz küçük kalıyor o role ama. Ondan sonra Gül Hanım rolünü oynar mısın? Bir gün böyle telefon geldi, dizi film gibi. Haldun Dorman arıyor sizi dediler falan. Ya, elim ayağım boşaldı. Ne demek? Çünkü yaz sezonu. Yani Haldun'un o saatte beni araması mümkün değil. Böyle böyle Gül Hanım rolüne gelip oynar mısın? Nasıl gittiğimi hatırlamıyorum. Nasıl gittiğimi. Ve babam döndü bana, dedi ki Haldun Dorman tiyatrosunda oynayabilirsin dedi. Hı-hı. Ben tanıyorum babasını da dedi. Çok değerli insandır, evet, dedi. Yapabilirsin dedi. O gün başladık işte. Onun devamı. Ondan sonra devam. Hayatım değişti. Metin'i tanıdım. Metin'le evlendim. Evet. Dorman'da oynadım. Ya, evet. Haldun Dorman iki türlü benim hayatımda çok önemlidir. Hem hocam özel olarak yaşamız, hem özel yaşamımın mutluluğunun sahibidir. Çok nadir böyle aslında figürlerle karşılaşıyoruz biz. Hem evlilik sürdürebilmiş, hem de işinde başarılı olabilmiş. Bu biraz da yani o camia içinde de hep zor olduğu söylenir aslında. Evet. Sanatçının sanatçıyla evlenmesi, özellikle oyuncuların diğer oyuncularla evlenip sonradan başarılı bir evlilik sürdüremeyişi. Siz tam tersi bir profil sergiliyorsunuz. Hem tiyatro oyunu oynadınız ama sanki biraz böyle o size güç de katmış gibi geliyor bana. Anlattığınızdan onu çıkarıyorum. Yani evlilik tam tersi engel olmak yerine sizin kariyerinize çok da hani ilerlemesi olumlu yönünde çok da olumlu olmuş, etkileri olmuş. Biraz siz bahsedin istiyorum aslında. Yani nasıl bakıyorsunuz kendi evliliğinize? Bunun şeyinin yani asıl nedeninin bence benim önce ailemi sıraya koymamdan kaynaklandı. Yani benim için hep öncelik ailemdi. Metindi ve çocuklarımdı. Ailemdi, aile mevhumuydu. Sonra oyunculuk, başarı, sükse, isim, misim, onlar geldi. Böyle olduğu için çok düzenli yürüdü. Böyle olduğu için hiç aramızda ego savaşı olmadı, kocamla tartışmam olmadı. O beni destekledi, ben onu destekledim. O beni destekledikçe ben büsbütün evime bağlandım, büsbütün eşime bağlandım. Onun ne kadar değerli ve yüce bir insan olduğunu gördüm ve beni müthiş rahatlattı. Otomatikman da roller, teklifler devam etti, geldi. Çünkü başarılıydım. Çünkü iyi bir oyuncu olma yolundaydım. Yani onun hakkını verdi insanlar açıkçası. Hep hayatım boyunca haksızlığa uğradım. Benim güzelliğimi, gençliğimi, kabiliyetimi görmediler diyemem yani o, evet, devirlerde. Güzel bir evre geçirdiğinizi. Evet. Evet. Ama şimdi insan hakikaten ayrıcalıkları ve sıralamayı güzel yapması lazım. O yüzden belki de sanatçı evliliklerinde kopukluklar oluyor. Önce dizisini düşünüyor. Önce isminin başa yazılmasını düşünüyor. Önce bir tane bitirdim, bir daha alayım, bir daha oynayayım, biraz daha bilmem ne dediğin zaman evini ihmal ediyorsun, eşini ihmal ediyorsun. Çocuklarınla yeterince vakit geçiremiyorsun. Onları iyi bir evlat olarak yetiştiremiyorsun. Hep sen hırs ve para ve isim peşinde koşuyor oluyorsun. Ama öbür türlü rahata erersen, yani şöyle rahat etmen gerekiyor. Şöyle baktım ben bu işe. Benim yaptığım iş bir memuriyet gibi düşündüm. Yani teklif çok geliyor, oynuyorum belki. İyi yapıyorum işimi, bitiyor. Bitince yenisi gelirse oluyor. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Sabah işe giden normal bir memur insan gibi gördüm. Hırsların üstüne binmedim. Evet. Yani aslında benim gördüğüm sizin yaşamınızda başarı dediğiniz zaten
aslında kabiliyetin doğru kullanılması. Çok fazla projenin gelmiş olmasından ziyade hani çok şöhretli olmak, çok fazla para kazanmaktan ziyade başarı rolünün hakkını vermek, iyi oyuncu olabilmek de gizli. O yüzden bu açığı siz çalışkanlığınızla kapattınız değil mi? Yani başkaları hep proje alarak tamamen işine odaklanırken siz hem aile yaşantınızda hem işinize odaklanıp hem de hani burada nasıl çalıştırırsam o boşluğu kapatabilirim. Belki böyle düşünmediniz ama sonuçta iyi bir şey yapmak için hep düşündünüz mü? Yok, hep bilinçli düşündüm. Öyle mi? Onu şey yapmayacağım yani. Ben hep kurguladım kafamda her şeyi. Hatta çok önemli bir müzikalde başrol bana teklif edildiğinde ben Murat'a hamile kaldım ve bir saniye bile düşünmedim. Çocuğum mu rol mü? O zaman da daha yeni ismimi duyurmaya çalıştığım bir dönem. 69-68 dönemi. 67'de zaten başladım. İkinci senesi. Çocuğum dedim. Ben doğum yapacağım. Evlat sahibi olacağım dedim. Çünkü rol her zaman gelir dedim. Her zaman ben şöhreti bulurum. Ama ileride yaşlandığım veyahut da ihtiyacım olduğu zaman evlatlarım olsun istiyorum yanımda. Bana destek olsunlar istiyorum. O mutluluğu tatmak istiyorum dedim. Şimdi aslında bu yaşlara gelince bu kadar doğruları böyle düşünmek kolay olabilir ama gencecik bir kız gelmiş. Işte onu diyorum hep kafamda. Onu dedim ya, hep ailem ön planda. Yani normalde o rolü o devirdeki bir sanatçı için reddetmemen gerekir. Peki o boşluğu kapattığınızı düşünüyor musunuz? Yani? Bakın hiçbir şey kaybolmamış. Ben o rolü kaybettim. Başkası oynadı. İlk geceyi müzikaldi de, Oliver müzikaliydi. Gözümden yaşlar gelerek seyrettim. O kadar duygulandım. Ama o müzikal unutuldu gitti. Murat şimdi koskoca bir erkek çocuk olarak bana destek oluyor hayatım boyunca. Ne ya, kadar güzel. Yani evlatlarının yerini ayıramazsın. Daha kalıcı, daha... Yani zaten hani kıyas bile edilemez ya. Tabii ki kıyas edilemez de ben bunu şey olarak söylemek istiyorum. Yani anladım. Ne olur savaşmayayım bu kadar. Yapayım, başrol oynayayım, isim yapayım, para kazanayım, savaşmayayım. Tam tersi olarak düşünen sanatçılarımız da var. Onların hayatı da en çok hani içlerinde ukde kalan şeyin çocukların olmaması. Bir aile kurmak, aileye sahip olmak ve çocuk sahibi olamamak olduğunu okuyoruz hep gazetelerde, biliyorsunuz. Tabii. Bu bir aynı zamanda onların hayatında bir itiraf da olabiliyor. Bir de keşke yıllar galiba, geçtik. Değil mi? Evet, içlerinde yani ukde kalıyor. Olamayan olabilir, bir takım aksiliklerden olabilir ama şan, şöhret ve mesleğim uğruna yapmadığım diyenlerin bence şimdi üzüldüklerini sanıyorum. Evet. İşte o seçim, yani o seçimi yapmamak lazım. O mu bu mu diye bir seçim olamaz. Önce hayatın, ailem, her şey o kadar çabuk yok olup gidiyor ki, o kadar çabuk tüketiliyor ki. Bir de bakıyorum şimdi, mesela isimler vermeyeyim tabii de, son zamanlarda çok büyük değerler kaybettik. Evet. Çok önemli, dünyada ve Türkiye'de çok önemli isimler kaybettik sanat adına dediğim. Her gün hepsinin adını geçiriyor musunuz? Bırakın Türkiye'dekileri, dünya çapındaki süperstarlar gibi. Kaç kere hatırlıyorsunuz? Doğru diyorsunuz yani. Unutulup her şeye rağmen gidiyor. Ama sen, yuvan, ailen, çoluğun, çocuğun, onlar hiçbir sabit zaman unutulmaz. Kalıyorsun. Onlar hep yerinde ve hep sabit. Onun için bu çaba ve bu savaş niye? Neden? En önemli, en büyüğü bile unutuluyor. Evet. Bir de sizin önemli duraklardan biri olarak kabul edebilirim. Bunu tabii ki bir söyleşinizde duymuştum. Sizin aslında müzik, yani daha doğrusu şarkı söyleme teklifi de geliyor. Çok geldi. Hiç ama siz reddediyorsunuz. Hiçbir zaman istemedim. Uygun bulmadınız mı kendinize? Yani kendinize uygun mi? Bulma, öyle bir şey söyleyemem de. Ben o yetenekte görmedim kendimi. Sadece müzikallerde, o da müzikal zaten bir roldür. O rolün o anda gerektirdiği gibi söylersiniz. Ve Melih Kibar'ın bir lafı vardı. Hayatım boyunca unutmam. Aman Nevra, sakın ha en yüksek notaya ve en doğru notaya çıkmaya çalışma. Lafı anlat bana demişti. Bana lafı anlat. Yani o şarkının içinde. Dede ne oldum? Yukarıya çıkamıyorum. Orada pes kal. Bunlara takma. Bana hissi, duyguyu ve lafını anlat demişti bir müzikal çalışırken. O yüzden orada çok farklı. Benim ağzımdan iki cümle şimdi bir şarkı alamazsınız. Hayatım boyunca da söylemedim ama müzikalleri yıllarca oynadım. O çünkü bir çalışmadır. 1,5-2 ay çalışırsınız, disipline edersiniz kendinizi. Ses kontrolüne de hazırlanırsınız, ders de alırsınız, ezberlersiniz.
perde açılır, rolle, ekiple birlikte söylersiniz, evet, gidersiniz. Ve kimse size iyi söyleyemedi, kötü söyleyemedi, ay şurada da sesi biraz kalın çıktı, evet, demez. O role bakar. Bir Neva Hanımcığım, yani şöyle midir? Aslında siz biraz bir mükemmeliyetçilik var mı? Maalesef. Yani ben onu çok layıkıyla yapamam. Ben bildiğim işi layıkıyla yapayım, zannediyorum. Var. Öyle hissediyorum. Yani şöyle, Aslan burcuyum zaten. İddialı ve hırslı bir burçtur. Aslında öyledir, evet. Tabii her şeyin en iyisinin yapılmasını ister işte. Ben yaptığım zaman ben eleştiri almamalıyım diye bir hırs vardır içimde. Yani işte biraz da olmuş, istemem. Ama zaten müzikallerde muhakkak sesi... çok iyiydin ya. Harikaydın, çok iyiydin, çok başarılıydın. Rol seçerken de öyle okurum, bakarım, ben bunu oynarım. Ve buna ben karar veririm. Ancak ben karar veririm. Rejisör de sen oynarsın oynarsın inanmam ben ona. Metin'e bile inanmadığımda o rejisördü ve müthiş bir rejisördü. Mesela ne, bunu sen oyna derdi. Hayır. Benim orada bir yerde yapamayacağım bölüm var. Ben onu istemiyorum. O eleştiriyi almam derdim. Peki bunu biraz somutlaştıralım o zaman. Yani ne tür roller yapamam ya da bunu oynayamam. Benden şöyle bir kadın olmaz diyor musunuz? Şöyle derken tırnak içinde söylüyorum. Tabii. Yani bazı insanların bir iki kere de denedim ama çok şey olmuyor. Yani fiziksel yapısı bazı rollere çok inandırıcı gelmeyebiliyor. Mesela? Yani bir doğulu Anadolu kadınına. Anlatabiliyor muyum? Yani çok böyle, birisi hatta demişti ya, ben göbek atmayı çok severim. Bir yerde böyle bir toplantıda göbek, aman Amerikalı gibi dans ediyorsun demişlerdi bana. Yani anlatayım, o bir şeydir yani, bir insanın tipinden gel. Daha çok şehirli kadına yönelik rollerde görsel olarak da vücuduma siniyor. Oynadım. Kötü de oynamadım aslında. Öyle bir Sivaslı kadın, köylü nene oynamıştım. Seyirciden çok tepki geldi. Demek ki orada göremiyorlar diye. Sizi. Orada göremiyor. En son gene bir dizide oynadım. Ya hiç yakışmıyor sana öyle, kafam bağlı, makyajsız öyle kenar mahallede bilmem ne diyor. Çünkü sindirmiyor beni içine. Yıllarca da öyle bir kadın olarak görmemiş. Evet. Ama mesela Nalınları oynamıştım bizim çevre tiyatrosunda. Egeli Nalınlardaki kızı, ama o böyle civele koş tatlı, oranın tatlı genç kızıydı, koca peşinde falan. Bak orada oldum mesela. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bazı şeyleri böyle eldiven gibi çok giymeyi sevmem. Biraz evde çalışıp kendimi zorlamam gerektiğini hissederim. O kadar kolay rolü kabul etmek istemem ama bazen görsel olarak kendimi yakıştırmam onun içine. Peki kendinizi, yani şimdi tabii tiyatroda kendi izleme şansınız yok ama sinema filmlerinde veya dizilerde kendinizi izleme şansınız da var. Var. Bilmiyorum, izliyor musunuz da? Tabii izliyorum. Yani o, eleştirmek için izliyorum. Evet, şimdi bir seyirciden gelen eleştiri var, bir de sizin kendinize yaptığınız eleştiri var. Aslında insanın kendine yaptığı eleştiri daha çok huzurca olabiliyor. Ay, yani. Çok acı oluyor tabii ki. Ne tür bir eleştiri yaparsınız mesela kendinize genel olarak? Ben genel olarak kendimi beğeniyorum. Şöyle beğeniyorum. Çok içten ve doğal oynadığıma inanıyorum ve onu görüyorum ekranda. Yani o kadar hissetmişim ki, zaten komedi oynarken de onu hissedebilmeyi isterim. Onu hissettiğimi gördüğüm zaman çok beğeniyorum. Aa bak, burası çok iyi olmuş diyorum. Genelde ben onun ne kadar ince bir oyunculuk olduğunu görebiliyorum. Bazı insanlar onu seyrederken görmeyebilir ama hiç önemli değil benim için. Mesela ben öyle bir oyun yapmışım ki o oyunun birilerinin keşfet, yani ya o sahnen harikaydı demelerini beklerim. Kaçıyor bazen o seyircinin gözünden. Evet. Çok daha, nasıl diyeyim, daha büyütülmüş veya daha şey olmuş, altı çizilmiş bölümleri daha çok beğenebiliyor seyirci. Ama ben oyuncu olarak seyrederken o küçücük oyunu daha çok beğeniyorum. Evet. Nevra Hanım, sohbetimiz çok güzel akıyor ama kısa bir ara vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ne güzel ama verelim. Reklamlardan sonra tekrar buradayız.
Türkiye'nin akıllı telefon kullanım oranında lider operatörü Avea ve akıllı telefon satışında dünya lideri Samsung güçlerini birleştirdi. Liderlik onun DNA'sında var. Karşınızda Avea'lılar özel Galaxy Grand 2 LTE. 5.25 inç HD ekranı ve üstün özellikleriyle Galaxy Grand 2 LTE birbirinden avantajlı tekliflerle sadece Avea'da. Hobin abi, iyidir abi. Hobi. Var mı böyle lezzet? Bu takımı alıp böylece salonumuza koysak. Televizyonu da şöyle koy. Nereye? Böyle mi koyalım? Annenize de haber vermek isterseniz. Buyurun, yeni telefonunuz. Hayalinizdeki istikbal mobilyalar şimdi Vestel 102 ekran Smart LED TV ya da akıllı telefon hediyeli. Üstelik bonusa özel peşin fiyatına 9 taksitte. Anne olmak dünyanın en büyük mutluluğu. Ama zorlukları da var tabii. Canından can veriyorsun sonuçta. Hayatın değişiyor. Kısacık bir uykuya hasret kalıyorsun. Ama onun bir gülümsemesi tüm yorgunluğunu unutturuyor insana. Anne olunca sadece hayatınız değil, vücudunuz da değişir. Emzirme döneminde her annenin vücut depolarındaki vitamin ve mineraller azalır. Emzirme dönemi için beslenmenize dikkat etmeniz gerekir. Çünkü anne sütü bir annenin bebeğine verebileceği ilk ve en kıymetli hediyedir. Bebeğimi seviyorum, sağlıklı besleniyorum. Siz hala E4 almadınız mı? Aşk olsun yani. E4 alırsanız cep telefonunuzdaki numaraları E4'ünüze aktarır. Bedava dakikalarınızla doya doya konuşursunuz. O kadar da anlattım. Almazsınız güzelim. Mutluluk evinizde. Allah'ın izniyle Mehdi hocamız halifeliğini ilan edecek. Yakın zamanda Tahsin Bey, 2007'de gazeteci Sarkis Bey. 2002'de gazeteci yazar Macit Bey. Bütün bu faili meçhullerdeki kilit isim aynı. Örgüt aynı. Mehdi Efendi'nin Rusya'daki okullarında İngiliz ajanlar cirit atıyor. Merhum Akif, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın demiş. Vestellendiren günlerde 102 ekranda görülmemiş fırsat. Vestel 102 ekran HD uydu alıcılı Smart LED TV'ler şimdi 1199 lira. Üstelik bonusa özel 9 taksit fırsatıyla. Türkiye Vestelleniyor. Türkiye Vestelleniyor. 4 etkili kil mucizesiyle Dermokil maske cildinizi temizlesin, onarsın, sıkılaştırsın, peeling yapsın. Dermokil, sırrı doğada sak. Haftalık moda ve tasarım rehberiniz Trendler sabahlarınızı renklendirmek için ekranlara geliyor. Modadan mimariye, dekorasyondan grafiğe, ürün tasarımından koleksiyonlara. En yeni moda haberleri, markalar, stiller, sezon modası ve yılın trendleri. Avniye Genç'le Trendler TV.net'te. Atlas Jet artık Atlas Global adıyla yükseliyor. Atlas Global bu değişimle sadece Türkiye'nin değil global bir havayolu olmanın ilk adımlarını atıyor. Atlas Global, hayallerin üstünde bir dünya. Reklamlardan sonra tekrar karşınızdayız. Bugün usta oyuncu Nevra Serezli bizlerle birlikte sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Devam ediyoruz. Evet Nevra Hanım çok güzel akıyordu. Ben de şöyle bir noktaya da gelmek istiyorum. Tabii ki aileden bahsettik, oyunlarınızdan bahsettik, seçiciliğinizden bahsettik. Bir de şu var. İnsanın keşke bunu ben oynasaydım dediği rolleri olur. Her role öyle derim. Hepsini kıskanıyorum. Her role. Bunu ben oynamalıydım. Her role derim. Tiyatroda, sinemada da şeyde de. Televizyon dizisinde de. Mesela Hümeyra'nın en son oynadığı
deli olacağım şeyle, Işık Yücesoy'la çektiği filmde mesela. Hı hı. Muhakkak ben oynasaydım keşke bu rolü dedim. O hı. kadar hoşuma gitti. Ne bileyim bir şeye giderim, tiyatroya giderim. Benim yaşımdaki bir rol, çok iyi bir oyuncu oynuyor mesela. Ben bunu keşke oynasaydım derim. Yani çok şey yaparım. Peki gün, tabii bir de günümüz var. Yani günümüzdeki oyunculuk anlayışı, günümüzdeki o star dediğimiz şey var. Sizin bazı açıklamalarınız var. Özellikle yeni nesil oyuncular için. Beğendiğiniz oyuncular da var. Başarılı bulduğunuz oyuncular da var. Bunun hani böyle onun yerinde olmak isterdim dediğiniz bir oyuncu var mı? Bugün için söylüyorum. Tabii Beren Saat olmak isterdi şimdi yani. Değil mi? O yaşta, o başarıda ve şimdiki bütün projeler, böyle güzel güzel projeler yapılırken mesela, bizim gençliğimizde böyle televizyon bu kadar değildi, bu kadar sinema filmi yapılmıyordu, bu kadar proje üretilmiyordu. Bir dublaja gidiyorduk, bir tiyatroda oyun oynuyorduk. Çok fazla şey sana akıp gelmiyordu. Çok çeşitli roller de gelmiyordu. Hep aynı prototip şeyler geliyordu. Sinemada mesela çok yaptım ama hep dikkat edin, hemen hemen aynı tiplemedir gene komedi filmlerinin içinde. Tabii, yani çok çeşitlilik, tabii çok çeşitlilik olmuyordu. Yani seçemiyordunuz ki bir şey. Önünüzde 3-4 tane bir şey olmuyordu. Evet. O yüzden şimdiki gençleri çok şanslı buluyorum. Hele başarılı olup da böyle bir yerlere gelmişlerse ne güzel, önlerine bir sürü proje geliyordur. Onlar da içlerine sindiklerini seçiyorlardır. Evet. Peki şöyle mi? Yani iyi oyunculuk, yani o tırnak içinde oynama dediğimiz hadise, hani bu konuda çok tecrübeli olduğunuz için soruyorum. Ne belirler iyi oyunculuğu? Yani doğallık. Yani doğallık. Benim gördüğüm. Benim doğallık için birinci öyle. Şart doğallık. Oynadığın kişiye inanmak. Onu sevmek. Rolü sevmek. Rolü çok araştırmak. Gece yatarken devamlı onu düşünmek. Antenler. Onunla yaşamak. Onunla yaşamak. Biz bir piyese hazırlanırken onunla yaşarız. Yani kalkarsın sabah gazetene, şöyle gözlerini gezdirirken pat kafanı kaldırırsın, bir düşünürsün. Ya oradaki sahnede o öyle oluyordu. Böyle mi yapsaydım? Neyse dersin, gene devam edersin ama şurası hep onunladır. Hep onunla ilgilidir. Pıt bir kıvılcım çakar. Buldum ya, o sahneyi böyle oynayacağım. Şuradaki hareketim şu olacak. Bu tabii o yüzden bir ay sürüyor bir piyese hazırlanmak. Yoksa bir günde ezberle, ertesi günü çık oyna. Hayır, o süreç içinde o insanla bütünleşiyorsun. Oturuşu, kalkışı, yiyişi, düşünce tarzı, bu olaya reaksiyon göstermesi, ne tipleme olabilir, şundan mı bundan mı olur falan. En sevdiğim süreç o hazırlık sürecidir. Çok eğlenceli. Çok işte o yaratıcı. O yaratıcı. Sonra iş başladıktan sonra hazırladığın bir şeyi hep sunuyorsun. Aynı yemeği yapıyorsun yani. Hadi bir gün biraz daha tuzunu koyuyorsun, bir gün biraz daha biber katıyorsun ama hep aynı yemek geliyor. Ama düşün, mutfakta o yemeği pişirirken ki deneme süreci. Yeran, benim aslında kişisel de merakım, bilmiyorum belki seyirciler de merak ediyordur. Şimdi yönetmen oyuncuyu oynatır diye bir şey vardır, bir kanı vardır. O kanıya katılır mısınız? Yani çok iyi oyuncular, yönetmenleri iyi olmayan bir yönetmenin filmini oynadığı zaman çok çok bambaşka bir performans düşüklüğüyle de karşılaşır. Yani ne kadar yönetmene bağlıdır, çok ne kadar bağlı. Kişinin kendi yeteneğine bağlıdır iyi oyunculuk. Şimdi yönetmen ham bir maddeyi alıyor karşısında, ondan heykel yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Çok güzel bir hikaye var. Çok önemli bir heykeltıraşa böyle bu dev gibi büyüklükte bir mermeri getiriyorlar. Bundan işte fil heykeli yap diyorlar. Yanındaki asistanı soruyor, nasıl yapacaksın bu fil heykelini? Hocam söyle bana diyor. File benzemeyen yerlerini yontacaksın diyor. Güzel cevap. Yani anlatabiliyor muyum? Sen onun fili gör onun içinde. Sonradan bu tarafını at, orada fil var çünkü. Aynı şekilde yani. Yani heykel tıraş diyebiliriz. Tabii şimdi onu görüyor malzemeyi. Mesela Nevra Serezli'yi görüyor. Nevra Serezli'nin malzemesini biliyor. İyi bir yönetmen o konuda, o durumda, o sahnede benim nasıl bir şey yapabilmemi istiyor. Bazı yönetmen vardır, baştan anlatır. Böyle böyle oynamanı istiyorum der. Çünkü onun dünyasında bir vardır.
Bazı yönetmen de seni bırakır, sen bir oynarsın, onun kafasına uyuyorsa ve doğruysa geçerliliği var, buyurun oynayın aynı şekilde der. Ben çok isterim tiyatroda, sinemada da hep yönetmenin beni yönlendirmesini hep isterim. Hatta Haldun'la falan kavga ederdik mesela, sahneye koyardı, ben prova yapardım. Sonra biterdi prova, gider alınırdım. Haldun aşk olsun bana hiçbir şey söylemedin derdim. E çünkü doğruyu yapıyorsun, orada düzeltecek bir şey görmedim o yüzden derdi. Hmm. Ben de aşk olsun derdim, ilgilenmiyor musun benimle derdim. Yani isterim hep bir şey dürtsün beni, söylesin, düzeltsin. Bir de şunu dene desin, bir de bunu dene desin. Deneye deneye çok güzel şeyler bulunur. Aslında bazen de oynarken, oyunculuk yaparken saçmalamak lazım. Hmm. Yani bir at bakayım, bir dene, bir delilik yap. Sonra kıs onu. Hani evet. İşte bunlar bak, anlatırken bile ağzım sulanıyor. Yani bunlar insanı çok yaşatan, çok dinç tutan, yaşadığını hissettiren şeyler. Çok keyifli oyunculuk. Evet. Peki Nebra Hanım, bir de Metin Bey var. Onu geçmek istemiyorum. Tabii, sizi üzdüğünü de biliyorum aslında, evet, ama. Evet. Hele bugün sevgililer günü. Yani eminim çok güzel anılarınız vardır. Her gezdiğiniz yerde onu hatırlıyorsunuzdur, buna eminim. Fakat bir de insanın sevmesi, çok uzun süre birlikte olduğu insandan ayrılış dönemi var ya, o dönem şöyle tanımlıyorum ben onu, ölüyü sevmek diye. Yani devamında sevmeye devam ediyorsun, o senin için, evet, yaşıyor gibi aslında. Hep, tabii canım. Yani aslında o sana ölmüyor, sadece o hayattan gitmiş oluyor ama senin için yaşıyor bir şekilde. Bu sizde nasıl işte, vücut buldu diyeyim. Çok güzel anlattın çünkü ben onu hep yaşatıyorum. Evet, cümlelerinizde hep Metin Bey var. Mesela Metin Bey yaşıyor olmuş ama gibi sanki. Ama sanki gider gitmiş gibi değil yani, aramızdaymış var gibi. Evet, hatta onun için bazen durup şey yapıyorum ya, çok konuştum gene, çok anlattım onu diyorum. Fazla konuştuğumun farkına varıyorum. Metin çok severdi Nescafe, bak ne güzel. Metin'in en sevdiği çiçekti bu. Veyahut da Metin kırmızı koltuk hiç sevmezdi diye lafa giriyorum. Ya tamam artık, tamam. Hani durmadan. Peki bu onunla size iyi geliyor mu? Yoksa onu sözlerinizle, davranışlarınızla yaşatmak iyi gelen bir şey mi? Yoksa hakikaten daha sizi hüzünlendiren bir şey Hayır, mi? Hayır, onu yaşatırsam böyle devamlı ondan yani gitmemiş turnede, gitmemiş gibi bir hayal kuruyorum. Evi hiçbir şekilde, hiçbir şeyini kaldırıp değiştirmeden, yani hiçbir şeyini ama öyle duruyor. Bir köşeden çıkacakmış, bana laf edecekmiş falan gibi geliyor. Mantıklı bir insanım. O yüzden tabii mantığıma oturtuyorum bunu. Ve hayatın gerçekleriyle karşılaşmanın bu olduğunu, hepimizin bu hayatta bir ders göreceğini, bu dersin de bu olduğunu, bununla başa çıkmanın zor olduğunu ama öğrenmek zorunda olduğumu hep kendime empoze ediyorum. Ve bana çalışmak iyi geliyor. O yüzden bir proje bitsin, bir proje başlasın. Hani açgözlülük var ya, bir proje bitsin. Çünkü o zaman fazla bir şey düşünemiyorum. Ezber yapıyorum, kostüm düşünüyorum, sete gidiyorum, sette geç kalıyorum, üzülüyorum, yoruluyorum. Ama bir şey var kafamı meşgul Peki, eden. Peki o size hayat, benim anladığım bu kadar, tabii hem ekranlarda hem de oyunculuk yaparken de bir enerjiniz var. Şimdi bu enerji yani maşallah hiç tükenmeyen evet, bir enerji. Ben sizi hiç yani düşünemiyorum mesela. Yok. Belki hani bu profesyonel bir oyuncu olmanızın getirdiği bir şey olabilir ama normal şu anda karşımda duruyorsunuz ve yine çok enerjiksiniz. Yani bu sizin kendi bulduğunuz bir yöntem değil Hayır, mi? Hayır, o bir yaratılış. O öyle bir şey yani. Öyle bir şey. Enerjim hiç bitmez. Ve küçük şeylerden mutlu olurum aslında. Belki de o sırrı. Küçücük bir şeyden mutlu olurum. Yani ne kadar güzel. Ama küçücük bir şeyden de mutsuz olurum. Çok küçük detaylara da takıntılıyım. Mutsuz da olurum. Hemen aklıma güzel bir şey getiririm. O da torunlarım ve çocuklarımı aklıma getirmek oluyor. Zaten herkese bir destek lazımdır ya. Doğru. Evet. Benim desteğim torunlarım destek oldu. Peki. Bütün bu kötü süreç içinde. Gene dönersek gene ailenin önemini böyle kötü günlerde çok önemli. Arkadaşlarının, gerçek dostlarının ve ailenin önemi çok çok önemli. Yaşatan onlar insanı.
Söyle. Şimdi aile dediğiniz ya, şimdi Metin Bey'i kaybettikten sonra tabii insanın, yani şimdi herkes için aynı şey olmayabilir. Bu hassasiyetler kişiden kişiye göre değişebiliyor biliyorsunuz. Biriktirdiğiniz anlara göre değişebiliyor. Şimdi bir şov devam ediyor. Şov maske var. Olmuyor. Evet, bir şov devam ediyor. Hani ne olursa ölümde olsun. Ölümde ne kadar hayatta olmak kadar tabii ve normal bir şeydir. Ölüm elbette olacaktır. Şimdi elbette böyle bir şeyin varlığı var ama bir taraftan da hakikaten sizde öyle oldu mu acaba diye merak ediyorum. Yani Metin Bey öldükten sonra bir süre dinlenme ihtiyacı. Yani bir ay sonra çekime başladım. Tam tersi. Bana teklif gelen arkadaşıma teşekkür ettim bana bu iyiliği yaptığın için diye. Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden çalışmak insanı evinde oturup o anılar. Aslında anılar güzel bir şey. Ne güzel ki diyorum kendime, anormal çok anım var. Metin'le ilgili çok güzel anılarım var, çok kötü anılarım yok. Hani bazen kızarsın ya, ya kötüyü düşüneyim de biraz hani. Ya yok ya, yok, çok kavga ederdik. Kavgamı özlüyorum diye hep gerçekten özlüyorum. Çünkü çok tatlı kavga ederdik. Çok tatlı kavga ederdik. Bunu da söyledim bir kere de, bazen bilhassa kavga çıkarırdım. Güzel güzel. Çünkü barışması çok tatlı olurdu. Evet. En güzeli barışma anı zaten. Çok tatlı olurdu. Metin o kadar üzülürdü ki beni üzdüğü zaman. Ama tabii o erkekliğinden ve gururundan ve o havasından da vazgeçemediği için böyle saçma sapan şeyler yapardı. Affettirmek için kendimi. Ben onu fark ederdim. Ve onunla hafif böyle küçük gırgır geçerdim. Böyle küçük oyunlar oynardık birbirimize ve çok eğlenirdik. Canım benim, çok eğlenirdik. Ne kadar güzel. Peki böyle bir çok fazla bir yerde bahsetmediğiniz de olabilir. Merak ediyorum ben. Böyle esprili bir anı var mı? Tabii çok anı var da hani böyle şu anda aklımıza nokta gelen. Atışı. Vallahi nokta atışı biliyor musun? Bizim bütün hayatımız nokta atışı. çok cilveleşirdik, çok kavga ederdik, çok ters kafalardaydık, çok zıt burçlardaydık. Oğlak burcu, aslan burcu hiç geçilmeyen. Hiç normalde. Tabii. Fakat işte o zıtlıklar çekim alanı oluyordu ama hep önemli noktalarda hep birleşirdik. O genellikle aileyle ilgili olaylarda hep birleşirdik. Sanata aynı bakış açımız vardı. Oyunculuğa ve tiyatroya aynı bakış açımız vardı. Ben Metin'i çok eleştirdiğim zamanlar olmuştur. İşte Metin'in büyüklüğü oradaydı. En ufak bir ego savaşı yapıp da sen nasıl olur da beni eleştirirsin, sen nasıl olur da beni beğenmezsin bu rolde demezdi. Durup düşünürdü. Ben ondan zaten her zaman hem tecrübe olarak hem büyüğüm olarak hem sanatçı olarak çok ders alırdım. Böyle bir avantaj yaşardık. O da bana derdi ki senin bakış açın çok doğru ve çok objektif bakabiliyorsun. Hani benim kocam en iyisidir. Şimdi mesela Murat'a da aynı şekilde eleştiri yapabiliyorum. Oğlum aşığım ona, hayranım. Hayır, şurada iyi değil. Burada çok iyi. Bunu böyle yap. O objektifliği kendim için de. Nasıl bir annesiniz? İyi bir anneyim. Çünkü hep çocuklarım benden önce gelir. Hep yani böyle hani saçını süpürge eden feda, o anlamda değil. Düşünce olarak hep onların sorunu, onların iyiliği, onların keyfi hep önde gelir. Belli bir mesafeyi korumayı çok iyi başarmışımdır. Hem hani nasıl tabiri caizse enseye tokat olup hem saygısızlığı kabul etmem. Evet. Canım ciğerim fıstığım espri yaparım ama bir yere geldim mi orada ben anneyim. Hani o sınırı çok güzel yani, bilirler. Oğlunuzu tanıyanlar bilir zaten, kendisi de oyuncu ve programlar yapan biri. Çok benziyorsunuz. Yani ben o değil mi? Çok enerjisi de çok benziyor. Evet, aynen. Çok yüksek bir enerji, çok benziyorsunuz. Özellikle tabii onun sonradan oyunculuğu tercih etmesi. Evet, sizin bizim baskımız. Yine, sizin yine destek olmanız. Tam tersi. Yani aman çocuğum, aman sakın ha bu işe girme baskısı. Şimdi itiraf ediyor. Annemle babam o kadar bana hep bak ne kadar yoruluyoruz, bak ne kadar zor dediler. Beni başka yönlere sürüklediler. Kendisi ama. Kendisi mimar. İçinden en sonunda fışkırdı. Yani artık dayanamadı. Şimdi de başka hiçbir şey düşünmüyor. Gelen başka tekliflere bile yani konuşturmuyor bile. Oyunculuk, rejisör, sinema falan filan.
Çünkü döndü dedi ki bir gün, siz hayatınız boyunca dedi sevdiğiniz işi yapmışsınız, benim ne suçum var dedi. Orada durduk. Metin de hatta durdu. Murat doğru söylüyorsun dedi. Bu kadar sıkıntı. O da 55 sene, ben 45 sene sanat evet. içinde mesela. Geriye dönüp desen ki eski ilk yine hani, yaparım diye var. Çok samimi söylüyorum. Aynen bunu yaparım. Bazen düşünüyorum, geriye dönüp bakıyorum, o turneler, o Anadolu yolları, çok zor, o matineler, o suareler, o çektiğimiz sıkıntılar, o parasızlık dönemi, o para dönemi, o seçim dönemi, bilmem ne. Abi ne kadar güzel. Gene aynı şeyi yaparım yani. Başka hiçbir meslek istemem. Ölene kadar da yani hani ding 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 sahneye çıka, birisi koltuk değnekleriyle beni çıkarıyorsa da çıkayım. Ne kadar yeter güzel. Ki kafam çalışsın. Ne kadar Allah tabii ki zihin açıklığı her zaman versin. Evet. Ama sizin çalışkanlığınız bir kere yaşsız oluşunuzdan da kaynaklanıyor bence. Bunu diri tutacağına inanıyorum ben. Bir kere oğlunuz var, bu önemli bir şey bence. Yani o alışverişi sağlayabileceğiniz bir nesil var. Gelinlerim var. Diri. Gelinlerim var, çok güzel iki tane gelinim var. Onlarla modern çağa ayak uydurmaya çalışıyorum. İşte sizin maalesef bu elektronik çağınıza. Terimlerin hepsini çok iyi biliyorum. Ama kullanıyor muyumdur ama hayır. Ama kullanıyorum. Bak işime gelen tarafını kullanıyorum. Mesela? Resim yollama. Mesela torun resmi, benim resmim, şu resmim, bu resmim. Teknoloji olarak harika. İstediğim birine anında ulaşabilmek cep telefonu. Evet. Harika. Şeye çok kızıyorum, senaryoyu hep e-mail'den yolluyorlar ya, onu böyle yukarı aşağı yukarı okumak çok zor oluyor. Ben hepsine rica ediyorum, ya benim yaşım icabı, kusura bakmayın, biz alışmışız, bize diyorum kağıtla teksti yollayın, biz çünkü altını çizip ezberleyip çalışmaya alışmışızdır. Böyle şeyle, ekranla olmuyor diyorum, tabii diyorlar çok iyi. Oyunculuk tabii, bir de şöyle bir şey de var, eklemek lazım. Siz az önce ezberlemekten bahsettiniz. Hakikaten şimdi zihni diri tutan, aslında evet. yaşlanmayı da engelleyen bir şey tabii. yaptığınız iş değil mi? Çünkü hep artık belli bir yaştan sonra zihin bir şeylere, uzmanlar da bunu söylüyor tabii. ya, ezberlemeniz gerekiyor ya da aklınızda tutmaya çalışın bir şeyi. Oyuncu yani yaptığınız işte belki sizi hakikaten hem bedenen hem ruhen hem de zihnen diri tutan bir iş. Yani kaç yaşınızda olursanız olun hala ezberlemeye çalışıyorsunuz. Tabii canım, daha yeni önümde bir senaryo var, işte oynayacağım şimdi önümüzde. Şimdi eve gidip mesela veya yarın ezber yapacağım. Hı hı. Ne güzel değil mi? Yeni bir şey yapıyorsun yani kafanı. Bir de tiyatrocuların ve oyuncuların şöyle bir avantajı oluyor. Dünya ile entegre olmak zorundasınız ve muhakkak her şeyi takip etmek zorundasınız. Hı-hı. Basın olarak takip edeceksiniz, oyunculuk olarak takip edeceksiniz, yabancı filmleri seyredeceksiniz. Her şeyi bilmek zorundasın ki günün birinde sana iş düştüğü zaman tıkır 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 hepsini getirebilmelisin. Ondan çağdan geride kalamazsın. Hı-hı. Oyuncu olarak da zaten. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi güncelliyorsunuz. Güncellemek zorundasın. Hı-hı. O yüzden de tabii yaşsız oluyor biz çok oyuncu. Yani devre ayak uydurmak zorunda, yoksa evinde oturup ah bizim eski devirler diye ayıflanamazsın yani. Öyle bir iş değil, en azından öyle devam ediyorsanız. Tabii bir kere yani şimdi bir tempo geldi hayata, bir çağdaşlık, bir hızlılık geldi. Bu teknolojik çağla birlikte tempo yükseldi, hayat temposu yükseldi. Bakmayın trafikte 3,5 saat aynı yerde duruyorsun ama yani... mantık olarak hızlanmak zorundasın. O hızlanmak da işte seni ancak dinç tutarsa işini öyle yapabilirsin. Evet. Evet Nevra Hanımcığım, çok güzel sohbetti. Yani bitti mi ya? Bitti. Evet, ama bir kişiyle böyle olur da iki kişiyle birden konuşmam ve bu kadar şeker iki insan. Ağzınıza sağlık. Zaten gülüşünüz o kadar pozitif enerji veriyor ve içim açıldı. Ne güzel. İkinizle de çok çok mutlu oldum. İnşallah Murat Bey'le de ben ikinizin ikinizi birden ağırlamak Murat çok Bey isterim. Murat Bey ikizleri alın. Evet, çok güzel olur. Çok isterim inşallah. Çok güzel bir program oldu benim açımdan. Çok teşekkürler. İnşallah yine böyle rastlaşırız da ben sizi biz beraber konuk ederiz. Evet. Güzel olur. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili İkiz Aynası izleyenleri, bu hafta usta tiyatrocu, tiyatro sanatçısı Nevra Serezli bizlerle birlikteydi. Haftaya başka bir konuk ve konukla görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.